Türkiye'nin bir gece ansızın gelebiliriz mesajı verdiği ve her ikisi de ABD ile Türkiye'nin batılı müttefikleri tarafından açıkça desteklenen iki odak, terör örgütü PKK-YPG ile Yunanistan üzerinden kurgulanan ne? Bundan sonraki süreçte Türkiye'yi ne bekliyor? Türkiye'nin sayısız uyarıları ve bir gece ansızın mesajlarına rağmen caymayan, Türkiye'nin caydırıcılığını henüz hissetmeyen bu iki unsura verilecek yanıt ne olacak, ne olmalı konuşacağız. Türkiye'yi çepeçevre saran ateş çemberinin göbeğinde önceki gece Mersin'e düzenlenen terör saldırısı var demiştik. Hedefin ne olduğunu da sorgulayacağız. Tarihsel süreçte Türkiye'ye karşı vekil güçleri kullanan Batı bir kez daha Yunanistan, Ermenistan ve terör örgütleri üzerinden oyun planı mı kurguluyor? Değerli konuklarımıza soracağım. Ve tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda her iki taraf için onurlu çıkış çağrısı yaptığı Ukrayna Savaşı diyeceğiz. Sahada Ukrayna ordusunun karşı taarruzu nedeniyle yavaşlayan Putin'den referandum ve kısmi seferberlik hamleleri gelmişti. O referandumlar tamamlandı. Birazdan dört bölgedeki sonuçları aktaracağız ama özetle ilk sonuçlar Ukrayna'da Rusya'nın işgal ettiği dört bölgenin dördünün de Rusya'ya katılmaya hazırız evet dediğini ortaya koydu. Putin'in bu bölgelerin artık Rus toprağı olduğunu Cuma günü açıklamaya hazırlandığı belirtiliyor. Yani artık Ukrayna'nın %15'ini daha kendi toprak bütünlüğü olarak kabul edecek. Bu şartlar altında Putin geçtiğimiz hafta bir nükleer tehdit diye algılanan sözleri dile getirmişti. Batı tüm çizgileri aştı. Toprak bütünlüğümüzü tehdit edilirse elimizdeki tüm silahları kullanacağız. Bu bir blöf değil demişti. Bundan sonra acaba bir nükleer saldırı savaş 3. Dünya Savaşı mı yoksa tıpkı 2014'te olduğu gibi hatırlayalım 2014'te de Kırım Yarımadası'nı ilhak ettiği zaman Ukrayna'nın bıçak gibi kesilmişti söz konusu saldırılar. Acaba Batı geri adım atacak mı? Ve tabii vaktimiz el verdiği sürece de İran'da 22 yaşındaki bir genç kızın başörtüsünü gerektiği gibi bağlamadığı gerekçesiyle ahlak polis tarafından gözaltına alınması, polis nezaretindeyken hayatını kaybetmesiyle başlayan olaylar diyeceğiz. Protestolar ülke çapına yayıldı. 75 kişi yaşamını yitirdi. Bu bilinen rakam, binlerce kişinin gözaltına alındığı söyleniyor. Bugünün yeni önemli haberi ise eski Cumhurbaşkanı Haşim Rafsanjani'nin kızının da gözaltına alındığı. Rafsanjani'nin kızı, ben nasıl Şah döneminde başörtüsü, türban yasağına karşıysam şu anda da zorunluluğuna karşıyım diyor. Bütün kadınlar bu yönde sesini yükseltiyor. Bölge yetkililerini de tabii ki konuşacağız. Önce sayın seyirciler Yunanistan diyeceğiz. Yunanistan son olarak o attığı adımlarda radar kilidi hadisesinden sonra Midilli ve Sisam yani gayri askeri statüde olması gereken iki adaya ABD zırhlarını sevk etmişti ve az önce de aktardık. Türkiye hem Yunanistan'a hem de ABD'ye nota verdi. Nota karşılığında geçiştiriyor, yuvarlak cevaplarla geçiştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri ona bakacağız ama Yunanistan'ın provokatif adımları sürüyor. Öncelikle şöyle özetleyelim, birazdan aktaracağız. Mitsotakis meydan okuyan bir açıklama yaptı. ABD, Avrupa Birliği ve NATO bizim yanımızda, Türkiye yalnız başına dedi ve meydan okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yanıt gecikmedi. Öyle ABD ile Avrupa'ya destek beklersen çok yanılırsın, yalnız kalırsın. Oralar seni kurtarmaz, sadece patinaj yaparsın dedi. Aynı dönemde yine nota karşılığında Yunan Savunma Bakan Yardımcısı Hardalyas'ın 10 adayı içeren bir provokatif turu var ve 24 Eylül'de başlayan Yunan-Fransız ortak tatbikatı. Yunan basını bu gerilim çerçevesinde malum sanal stüdyolar içine daha önce de Abdülhamit'in dev bir yansıtmasını yapmıştı. Ve Türkiye nerede acaba sondaj yapacak? Abdülhamit'e biraz zarar verelim, böyle hafif çarpalım, durduralım mı gibi bir takım senaryolar konuşulmuştu. Bu sefer de Yunan-Fransız tatbikatı üzerinden bakın nasıl bir meydan okuma var. Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Çünkü bizim gücümüz ve imkanlarımız bunların çok ötesindedir. Ama bu durumun söz konusu ülke için gizli bir işgal anlamına geldiğini de hatırlatmak isteriz. Yunanistan, uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırı adımlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. Ege Denizi'nde tahriklerini sürdürüyor. Son olarak Yunan ordusu, Fransa ile 1 Ekim'e kadar sürecek ortak tatbikat başlattı. Üstelik tatbikata donanmaya ait tüm savaş gemileriyle katılıyor.
Görüntüler Mega Televizyonu'ndan. Tatbikat kapsamında Ege Denizi'nde bulunan donanmanın hologramı stüdyoya yansıtıldı. Gövde gösterisi yapıldı. Yunanistan ve Fransa'nın ortak tatbikatı İskiri Adası'ndan Bozbaba Adası'na kadar geniş bir alanda düzenleniyor. Tatbikata savaş uçakları, helikopterler, özel birimler ve deniz kuvvetlerine ait gemilerle denizaltılar katılıyor. Amerika'dan, Avrupa'dan sizlere gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? Kurtarmaz. Sadece patinaj yaparsınız, başka bir işe yaramaz. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis de Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Karşı taraf yalan ve tehditlerine devam edebilir ama bu oyunda yalnız diyerek Avrupa Birliği'nin Atina'ya verdiği desteğe dikkat çekti.